Merhaba arkadaşlar, bugün 6 Temmuz Cuma. Bugün döviz analizi yapacağım. İlk başta aylık grafikle başlayalım. Dolar Euro aylık grafiğinde. Bu ay daha bitmediği için bunu göz önünde bulundurmuyoruz ama aşağıda gördüğünüz gibi yavaş yavaş Dolar Euro'ya göre daha çok değer kazanmaya başlıyor. Önemli olan şu kritik noktayı da geçtiğinde, bu kritik noktayı geçtiğinde yukarı doğru ilerlemeye başladığında dolar almak, euro almaktan daha karlı olacak. Ve bu daha birkaç ay sürer. Örneğin şu bölgede dolar almak, euro almaktan daha karlı denilebilir. 2014'ün Ağustos ayından 2015'in Mart ayına kadar dolar almak, euro almaktan daha karlıymış. Şimdi haftalık grafiğe bakalım. Dolar euro paritesine. Burada da bu önemli noktayı görüyoruz. Ortalamalar birbirine yaklaşmış. Bu durumda önceki direnç noktasına gelmiş ve geri dönmeye başlamış. Böyle bir durumda ilerleme şöyle olur. Örneğin ortalamalar şöyle ilerledi diyelim. Örnek olarak. Bu aşağıya gelir. Ortalamayı test eder. Tekrar yukarı çıkar. Öyle bir ihtimal var. Ya da ortalamalar yukarı çıkamaz. Tekrar böyle devam eder. Ama ortalamaların şunları tekrar silelim. Birbirine yaklaştığını, bundan dolayı yukarı çıkma ihtimali daha çok olduğunu görüyoruz. Günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte yatay ilerlemeye başlamış. Trendin zayıfladığını görüyoruz. Günlük grafikte direnç noktası, destek noktası burası. Direnç noktasını bura olarak belirliyoruz. Şimdi Euro'nun aylık grafiğine bakalım. Tekrar son aya bakmıyoruz. Son ay daha bitmediği için şurası. Gördüğünüz gibi trendi çok iyi. Hisse ya da herhangi başka altın, döviz, herhangi bir şey alacaksanız her zaman trendinin böyle yukarı doğru olmasına önem gösterin. Trend bir kere varsa onun devam edeceğini kabul edebilirsiniz. Aşağı dönmesi çok uzun zaman alıyor. Trendi iyi yukarı doğru. Şimdi haftalık grafiğe bakalım. Haftalık grafikte yatay gidiyor. Biraz yavaşlamış trendi. Günlük grafikte şunu şöyle çizebiliriz. Ben genelde eğri olarak çizmiyorum. Ama son çok geriye gitmiyorum eğri çizdiğim yerlerde ama burada görebilirsiniz bunu. Direnç noktası da burası. Burada trendin yavaşladığını görüyoruz. Bu aşağıya doğru gidiyor. Evet, şimdi dolara bakalım. Doların da trendi iyi ama Euro'nun trendi daha iyiydi önceden gördüğümüz gibi. Yani trendi daha iyi dediğimiz 3 senelik, 2 senelik trendi daha düz görünüyordu Euro'da. Ama son zamanlarda eşit ikisinin trendi eşit iyi. Dolara haftalık olarak bakalım. Haftalık olarak baktığımızda biraz yatay gitmeye başladığını görüyoruz. Günlük olarak bakalım. Günlükte yatay grafiği zaten görüyoruz. Burada yine eğrimizi görüyoruz. Direnç ve destek noktaları böyle. Buradan yukarı gitme ihtimali var.
Evet, yatay gidiyor. Herhangi bir yönü yok şu anda. Bugünlük de bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz üye olmayı unutmayın. İstekleriniz varsa aşağı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay.